Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler siz. Sağ olun, iyi günler. Bu tam ölçüsünde olmuş. Bu biraz daha aşağıda olmalı. Getirdim. Bay Herzl, Mahmut Paşa'dan beklediğimiz telgraf geldi. Sultan kraliçenin trenine bindi. Güzergahı yollayın. Başarmış. Vazifeyi kapmış. İstanbul'daki adamlarımıza söyle. Hemen asıl haritaları Mahmut Paşa'ya yollasınlar. O iş çoktan oldu Herzl. Telgrafı yine benden önce açtın değil mi? Senin size selamı ve bir hediyesi var. İyi haberlerinizi bekliyor. Çantaya. O çantada hayallerimiz var Sabahattin. Bu demiryolu ihalesini İngilizlere verdiğimizde onların sarsılmaz bir güvenini kazanacağız. İşte o zaman payitahtı Hürkılman'ın yolları bize açılacak. İngilizler bu tren yolunu neden bu kadar istiyor anlamıyorum. Osmanlı'dan sonra kurulacak devletlere giden bütün yolları ellerinde bulundurmak istiyorlar. İmparatorluklar er ya da geç yıkılır. Kafamı bulandırma Sabahattin. Çantayı al. Abdülkadir'in odasına götür. Ha. Bu arada şehzademizi eğlendirmeyi de unutma. Kendileri sıkıntıdan patlamışlardır. Çok sıkıyor bazen beni baba. Muallim gibi geziyoruz herifin yanında. Kur'an tilavetine ziyafet diye bakan Abdülhamit'in yetiştirmiş olduğu şehzadenin eğlence anlayışı da bu kadar olur. Hadi git. Monsieur. Yakında seni şehzademizle tanıştıracağım. Bekliyorum. Sabırsızlıkla. Bekle. Bekle. Annem. Sen benim İsrail'imsin. Ben İsrail'sem Yahudiler yandı. Niyeymiş? Mum dördüz ayakta duramıyorum. Her an ölebilirim ben. Sen daha çok uzun yaşayacaksın anne. Böyle şeyler söyleme. Tam bir yıl geçti. Ne bir yıl geçti anne? Babanın kayboluşunun ardından tam bir yıl geçti. Yaşıyor mu, ölü mü? Aniden bizi terk edip gitti. Artık unut şu adamı anne. Bizi bıraktı ve gitti. Tanrımıza ihanet ettim. İsrail'e sırtını döndü. Neredeyse Musa'nın çocuklarını yoldan çıkarıyordu. Yok Yahudilerin bir devlete ihtiyacı yokmuş. Onlar sadece dinlerini yaşamalıymışlar. Benjamin! Benjamin! Şu bulak annenle saatlerce ne konuşuyorsun? Çok merak ediyorum. Sus, lütfen duyacak. Duyarsa duysun. Bıktım artık anlıyor musun? Bıktım. Götür nereye bırakıyorsan bırak. İstersen eski karının yanına bırak. Hem onu daha çok seviyormuş. Ya çekemiyorum artık anlamıyor musun? Lütfen biraz kocanın yanında olur musun? Koskoca Osmanlı hükümdarıyla boğuşuyorum. Neden? Tüm Yahudi kardeşlerimizin mutluluğu için. Bak yakında İsrail'i kurduğumuzda sana öyle büyük bir ev yaptıracağım ki... senin odanla anneminkinin arası trenle 3 gün olacak. Evimizin ortasından tren geçecek öyle mi? Ben o kadar gürültüye katlanamam Benjamin. Tebrikler Mahmut Paşa. Demiryolu işinin himayesini sultandan almışsınız. Lord Richard. Bana güvenebileceğinizi size söylemiştim. Şimdi ne istiyorsunuz? Osmanlı limanları.
Abdülhamit'ten önceki padişahlar tarafından kontrolü İngiliz şirketlerine verildi. Elbette. Lakin Abdülhamit bu anlaşmaları bozmak için fırsat kolluyor. Ama bizler limanları tren yoluna bağlayıp sizinle de çok güçlü bağlar tesis edeceğiz. Abdülhamit güzergahları titizlikle tetkik edecektir. Onun hususi emriyle güzergahlar Müslümanların yaşadığı içeri kesimlere yapılıyor. Bunu değiştirecek olan sizsiniz. Bay Herzog bundan çok memnun olacak. Lord Richard, bütün hayatımı Abdülhamit denilen çok güçlü bir rüzgarın önüne attım. Sizler de benimle birlikte sağlam durunuz ki bu güçlü rüzgar ikimizi birden savurup fırlatmasın. Hiç merak etmeyin Mahmut Paşa. Bu işte adınızın karıştığı hiç duyulmayacak.